Şehri Ramazan'dan merhaba. Günler geçti, haftalar, ayları geride bıraktık ve işte yeni bir Ramazan karşıladı bizi. Biz de sizleri TV 111 ekranlarından her iftar öncesinde karşılıyor olacağız, sohbet ediyor olacağız kıymetli konuklarımızla. Ramazan içeriğine değineceğiz, orucun anlamına ve kendisiyle birlikte gelen güzelliklere değineceğiz. Günlük hayatın içinde koşturmacalarda, telaşta unuttuğumuz incelikleri konuşacağız. Tek olmayacağım ben tabii ki. Kıymetli yazar Metin Karabaşoğlu bana eşlik ediyor olacak. Her gün bir başka konuk ağırlayacağız burada. Biz Fethipaşa Korusu'ndayız. Biraz bahsedeyim buradan. Üsküdar Fethipaşa Korusu Dilruba Restoran'dan gerçekleştiriyor olacağız yayınlarımızı. Boğaz'ın eşsiz güzelliği eşlik ediyor olacak bizlere. Sohbete başlamadan önce gelin hep beraber Aşr-ı Şerif dinleyelim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
müstakim. وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Haç suresinden bir bölüm ekranlara geldi. Ben konuğumuza hemen Metin abiye hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız diyeyim öncelikle? Allah'a şükür, günler nasıl binler geçmekte? Şükür. Yani Ramazan daha bir güzel oluyor insan herhalde böyle. Evet. Hafif böyle biraz aç, biraz süzgün oluyor ama çok güzel bir süzgünlük o. Evet. İlk gününde İzmir'de Allah için aç kalmak. Orucun. Evet. Evet, elhamdülillah. Onun heyecanını da taşıyoruz. Benim gibiler için de Allah için çay içmemek. Bir daha var. O biraz zorlamış sizi bugün ama evet. Bakalım az kaldı, sayılı evet. Dakikalar kaldı iftara. Evet. Şimdi bir hadis-i şerifimiz İnşallah. Var. Biz evet. Programımızda her gün bir konu ele alacağız ve bu konuyu tamamlayıcı hadis-i şerifler eşlik ediyor olacak bize. İşte bakalım ilk günün hadis-i şerifi neymiş? Hadis-i şerif ekranlara geldi. Ben hemen vakit kaybetmeden Metin abiye sormak istiyorum. Son cümlesi şöyleydi hadis-i şerifin. Hemen bakıyorum. Fakirleri sev ve onları meclisine yaklaştır ki ta ki kıyamet günü Allah da sana yaklaşsın. Ya. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Evet. Hazreti Ayşe'ye söylerken. Evet. Biz bundan ne anlamalıyız? Yani, yaklaşmak konusundan evet. Bahsedebilir miyiz? Yani burada fakirler genelde hani yaşadığımız haldir. Hani insan hani güçlüye, zengine hani daha yakın olmaya meyleder insan, nefis özellikle. Yani burada ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden güçlü olanı değil, bizden zayıf olanı, bizim kendisinden bir şey umacağımıza değil, bizden hani belki bir şey hani bekleyene hani yönelmek dersi başlı başına önemli ki sarp yokuşu tırmanmak manasına baktığımızda Beled suresinde de sarp yokuşu aşmanın, sarp yokuşu aşabilmenin ölçülerinden biri, 5 ölçü sayılıyor orada Beled suresinde. Onlardan biri de zaten nedir? Salgın bir açlık gününde akrabadan olan yetimi ve miskini gene işte yoksulu doyurmak diyor. Yani bu hadis bir kere kulağımıza küpe olmalı. Hani fakirleri sev ve onlara yaklaş. Ne? Ta ki niye? Çünkü fakir bizden zayıf. Yani güç hesabıyla davranma. Sen senden zayıf olanın yanına koş. O sana belki yaklaşmakta çekinebilir veya ezilebilir. Hani yaklaşsa da ihtiyaç halinde. Sen ondan önce adımı sen at. Sen ona yaklaş ki senden zayıf olan sen yaklaş ki herkesten güçlü olan Allah kıyamet günü değil mi? Sana yaklaşsın. Bu da aslında mühim bir detay evet. Değil mi? Orada meclisinizi alın diyor. Evet. Yani evet. Aslında biraz evet. Yaklaşmak ama göz göze bakmaktan da söz tabii. Ediyor. Evet, birebir temas, insanca bir temas var. Son yıllarda sanki biz kendi naçizane yorumumdur ama biraz bunu ihmal mi ediyoruz? Yani ediyoruz kanaatimce. Bir başka hadisi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin unutulduğu sofralar. Ne kötü sofralardır diyor. Yani biraz evet yani iftar sofraları falan amenna ama mesela baksak biraz oralara doğru kaydığımız oluyor. Allah kurtarsın.
ya da bir takım yardımlar yapmak istiyoruz, evet. Gönlümüzden kopuyor, evet. Nakdi yardımlar. Ama galiba biraz kolaya kaçıp bazen bir kısa mesaj yoluyla, bazen bir banka, evet. hesabı yoluyla yapıyoruz. Biraz daha kapı çalmalı sanki. Yani evet, yani onları da hani şu değil, hani onları kötü tabii. bırakalım demiyoruz. Hani olmamasından iyidir. Yani onların hepsi olmamasından iyidir ama daha da önemlisi söylediğiniz gibi hani yerinde görebilmek, birebir temas halinde olabilmek. Çünkü yolladığımızda hani sadece uzaktan evet kendimizce bir şey yapmış oluyoruz amenna ama hani birebir temasta hem bizden daha zayıf olanı daha iyi görme, tanıma imkanı var. Hem de belki kendi halimizi yetersiz görüyoruz, hayallerimiz var, daha çok daha fazlasını istiyoruz. Aslında ne kadar çok şükredilecek şeyle nimetlendiğimizi fark ediyoruz. Her bakımdan birebir temas. Hem onlar için hem de bizim için daha hayırlı, onu görebiliyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam, evet. edeceğiz. Bize Üstad'ın kıymetli talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabey de eşlik ediyor olacak. Ama öncesinde bir ayaküstü bölümümüz var. Mikrofon uzattık sizlere. Bakalım ne tür cevaplar gelmiş. Ramazan yardımlaşmanın ve dayanışma hissinin arttığı bir ay biliyorsunuz. Oruç bu güzel hisleri nasıl destekler? Bizler için bir huzur. Cenab-ı Allah tarafından da gerçekten neşeyle, bereketle geçen bir ay. Düşündüğün zaman insan içinde gerçekten güzel bir nimet. Hem Allah'a karşı acizliğini anlıyor, yoksul olan insanların da açlığını hissediyor. Yardımlaşma konusunda geldiği zaman da insanlar mesela bu Cenab-ı Allah o imtihanı öyle bir şekilde bizlere nasip ediyor ki o açlık olmazsa biz de etrafımızdaki yoksul insanların derdini anlamayız. Var tabi oruç açlığı sembolü olduğu için milletinde yardımlaşmaya katkısı var tabi. Millet açın halinden anlıyor Ramazan'da aç olması dolayısıyla. O zaman da çevresine düşkünlere, muhtaçlara yardım etmek zorunda kalıyor. Yani insan daha böyle huyu güzelleşiyor, yumuşak bir huylu oluyor, fakirin fukaranın halinden anlıyor. İnsan biraz aç kalır. Aç olunca açın halinden biraz daha iyi anlar. Varlıklı insanlar o açlıklarının verdiği hissi, duyguyu eğer iman şuuruyla kullanabilirlerse o şefkate, merhamete dönüşür. Vallahi çok güzel destekler. Oruç hasretle beklenen bir güzellik. Bir hasretle orucu bekliyoruz, Ramazan'ı bekliyoruz. İnsanın bütün duygularını zirveye çıkarıyor. 11 aydan sonra o ayı iple çekebiliyorlar. Hem maddi olarak hem manevi olarak buna ihtiyacı olan çok insanlar var. Onlar için büyük bir huzur, bekledikleri bir ay. Böyle yardımların olması da çok güzel. Üstadımız ne diyor ona? O size toplumsallaşmayı öğretiyor. Mealen söylüyorum. Aç olan insanların hissediyorsunuz. Tabii. Siz o zaman neyle beraber oluyorsunuz? Cemiyetle beraber oluyorsunuz. Aynı açlı fakir fukaranın halini anlıyorsunuz. Onlarla beraber olmak istiyorsunuz. Kıymetli bir konuğumuzun daha olacağını söylemiştim. Üstadın talebesi, kıymetli Mehmet Fırıncı ağabey bizlere katılmış oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Orucun ilk günü nasıl geçmekti? Doğrusu. Bugün pek anlamadık yani. İyi geçti. Çok da az kaldı iftara. Evet, az kaldı iftara da. Doğrusu, evet. Ramazan-ı Şerif hakikaten mübarek olsun bütün insanlığa ve bilhassa İslam alemine ve memleketimizin bütün Müslümanlarına mübarek olsun inşallah. Hakikaten insanları birbirine sevdirmek, birbirini anlamak, idrak etmek şeyi Ramazan'da hakiki manada vücuda geliyor diyebiliriz yani olabiliyor. Diğer zamanlarda
tabii işte günlük hadiseler, şeyler, insanların yani manevi şeyini sarsıyor. Adeta törpülüyor onu. Ama Ramazan bu hususta yani bazı şeylerde derler ya yeni, iyi ki varsın filan diye. Ben de iyi ki Ramazan var. İyi ki varsın Ramazan. Evet, biz de iyi ki varsın Ramazan. İyi ki varsın Ramazan. Evet. Yoksa biz insanlığımızı unutacağız. Evet. Evet. Yani. Dolayısıyla iyi ki geldin demeniz lazım de birinci günü. Evet. O yüzden hep hoş geldin ya şehri Ramazan diye karşılıyoruz. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Evet. Evet. Peki oruç nasıl oluyor da bizim bu bütün iyi güzelliklerle bezeli duygularımızı belirgin hale getiriyor? Bir defa şey olmasın, ya ben girdim sözü ama... Estağfurullah, sizi yani, dinlemek üzere buradayız abi. Yani tabii orucun illeti emri ilahi. Hikmeti ise insanın duygularını terbiye. Yani Rabbini, emirlerini ve bu dünyada oluşunun hikmeti nedir? Ve insan olmanın şeyi, ne bileyim, değeri nedir? Bütün bunlar oruçtaki bu şeyle. Çünkü insanlar tabii aczini, fakrını hissetmeyince ondan bu şeyleri de düşünmez hale geliyor. Böyle rastgele yaşamak gibi onlar. Keyfe ma yaşa, her şey kendisinin, bütün saltanat kendisinin falan gibi ondan sonra. Dilediğini yer, dilediği zaman yer. Dilediğin zaman yer. Kimse düşünmek zorunda değil. Evet yani. Bu maalesef böyle bir şeyde. Evet. Ama Ramazan'da öyle değil. Helal olduğu halde, kendi malı olduğu halde yiyemiyor. Evet. Emri ilahi olmadığı için yiyemiyor. Evet. Yani. Evet. Ve tabii midesinin açtığı şeyiyle ya ben nasıl böyle bir şey varlığım bu şeyi düşünmeye başlıyor. Ve hem kendisini düşünüyor hem başkalarını da düşünmeye başlıyor. Evet. Ondan ve böylece cemiyet onun için şeylerde Ramazanlarda mesela suç oranları düşüyor. %50'den fazla azalıyor. Ya, yani. Evet. Çünkü işte güzel bir terbiye. Yani Ramazan iki defa olması lazım. Bir defa yetmiyor bize. Metin abi, siz de en son bir yazınızda şöyle bir cümle paylaşmıştınız. Her Ramazan nefsimizin ve ikinci nefsimiz olarak alışkanlıklarımızın mahkumu olmadığımızı da öğretir bana diyorsunuz. Evet, ikinci nefis. O ikinci nefisten biraz söz etsek neler söylersiniz? Meşhur bir sözdür. Hintlilerin mi biri, Çinlilerin mi bilmiyorum. Onların bir sözü galiba. Alışkanlıklar ikinci nefsimizdir diye. Onların böyle bir darbu meseli olarak. Evet. Hakikaten de öyle. Yani nefis zaten bize hep kendi istediklerini dayatıyor. Ayrıca bunun yanında işte iptilalarımız, alışkanlıklarımız. Mesela benim gibi biri için çay diyelim. Evet. Yani yok şu kadar çay içmeden duramam filan. Kendimizi ne oldu? Onun mahkumu haline getirdik. Hayır, durabildiğimizi görüyoruz. Evet. Şöyle olmadan, işte şunu yemeden ben oturamam, okuyamam falan. Yok, hayır. Yani o vakitte o yemeği yemeden oturabildiğimizi ve okuyabildiğimizi görüyoruz. Işte. Yani bunun gibi. Yani ben bu yönüyle bakarsak hani Ramazan çok hikmetler var elbette. Çok şeyin farkına vardırıyor. Nimetlerin, bütün nimetlerin hani işte helal de olsa, kendi evimizde de olsa diyor ki şu vakte kadar Cenab-ı Hak yemeyeceksin diyerek aslında bütün mülkün sahibi o. Bütün nimetlerin sahibi o. Bizi yaratan da bunun dersini verdiği gibi bu yönüyle muazzam bir hani rububiyet talimi ve Cenab-ı Hakk'ın o rububiyeti içerisinde hususan nimetlerini, ikramlarını yani rahmaniyetini, rezaketini idrak için hani muazzam bir imkan olduğu gibi diğer taraftan hani dönüp bizim kendimizle ilgili donanımların, nimetlerin farkına varmamızı da sağlıyor. Bunlardan biri bence irade. Yani biz hayatın gündelik akış içerisinde, Fırıncı abinin az önce temas ettiği o koşturmacanın içerisinde kendimizi de unutuyoruz biz. Yani Allah'ın bize verdiği donanımları, kabiliyetleri onları da unutuyoruz. Bazı şeyler artık böyle o bir devri daim makinesi gibi hayat akıp giderken
bazı şeyler, bizdeki bazı donanımlar gözümüzde nispeten zayıflıyor. Bence işte Ramazan bu manada da birçok nimetin farkına vardırıyor. Bunların biri, en önemlisi irade. İrademiz aslında ne kadar güçlü olduğu. Nefsim bize yapamazsın, edemezsin, duramazsın dediği şeyleri aslında pekala yapabilir, edebilir, durabilir durumda olduğumuz. Yani irademizin nefsimizi ve alışkanlıklarımızı aşabilecek kadar güçlü olarak Rabbimiz tarafından bize verilmiş olduğunu, nefsimizin mahkumu, yaşadığımız çağın, çağların veya zamanların kolektif nefs emaresinin mahkumu, alışkanlıklarımızın mahkumu olmadığımızı, Allah'ın bütün bunları aşabilecek bir iradeyle bizi yaratmış olduğunu, böyle bir nimetin de bizde olduğunu yine Ramazan'la anlıyoruz. Şöyle bir silkeleni biliyoruz. Şairin evet. deyimiyle, şimdi hatırlamıyorum hangi şairdi ama günlerin altına iskemle çekme vakti diyor Ramazan evet. için. Maşallah. Biraz daha evet. ağırdan alıp kendimizi evet. dinletme fırsatı buluyoruz galiba. Ama işte o iskemle çekince de ne oluyor? Hep dilimizde de var ya durup düşünmek. Yani hızın içerisinde, o koşturmacanın içerisinde düşünmeye vaktimiz kalmıyor. Ramazan işte bizi o akışı bir şekilde inkıtaya uğratmaya davet ederek hayatın gündelik akışı, yeme düzenimiz, içme düzenimiz, uyku düzenimiz, çalışma düzenimiz, her şey değişirken ve açlık dolayısıyla biraz zayıflarken aslında biz durup düşünme imkanı buluyoruz. Bu yönüyle de muazzam bir şey, tefekkür vesilesi bizim için Ramazan. Biz de bugün birazdan bir bölümde ekranlara gelecek Risale-i Nur'dan aciz, fakir, şefkat ve tefekkür konularına temas etmeye çalışacağız. Evet, inşallah. Dilerseniz önce... Ramazan birinci gününe yakışır herhalde evet. böyle bir konu. Değil mi Fırıncı abi? Aciz talimi, fakir talimi zaten. Evet. Evet. Yani. Evet. Dilerseniz önce evet. BTR'mize bakalım. Risale-i Nur'dan o bölüm ekranlara geliyor. Evet. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarihler pek çoktur. Bütün hak tarihler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatlerin bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarihler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Evet, aciz dahi aşk gibi belki daha eslem bir tariktir ki ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahman ismine isal eder. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki Rahim ismine isal eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki Hakim ismine isal eder. Evet, o bölümü seyrettik Risale-i Nur'dan. Aciz, fakr, şefkat ve tefekkürden söz edeceğiz dedik. Aciz ve fakrdan başlamak istersek ilk anda neler söyleriz? Fırıncı abi dinleyelim. Öyle. Abi lütfen abi buyurun abi. Doğru, evet Üstad Seri yani Kur'an'dan aldığım bir tarik diyor. Evet. Malum tarikatlar nefis terbiyesinde şeyler, bazısı 10 hatve, bazısı nüfus-u seba 7 hatve gibi. Üstad Seri de bunu 4'e indirdim diyor. Bu 4'ün ismine de aciz, fakir, şefkat, tefekkür demiş. Aslında tabii bunların hepsi, yani aciz, kendi acizini bilmek, yani insandaki bu ene denilen ve firavunluğa, nemrutluğa yani. Kadar giden o duyguyu acizle anlamak yani. Acizini kabul eden değil mi? Ne Nemrut olur ne Firavun olur. Ne Firavun olur. Evet. Evet. Evet yani ondan sonra aciz. Fakir. Fakir de yani zaten fakir ise fakrimizi unutuyoruz. Yani elimizi yani biraz elimizden daha yerde olan
suya elimizi uzatamıyoruz yani. Bu kadar fakir vaziyetteyiz. Ama kendimizi her şeyin hakimi zannetmek evet. gibi bir şeye kapılıyoruz. İşte bu noktada hiçbir şey yapamıyoruz. Dün akşam affedersin, evvelki gün sabah akşam değil ondan bizim bahçeye salatalıkları dikmiştik. Bir tane ilk olan salata maşallah. Geldi. Evet. Salatalık geldi. Ya çok şey ettin fe subhanallah. Rahmet-i ilahiyeden, kuru topraktan, bahçeden bir tane salatalık sofraya geldi. Evet. Fe subhanallah. Yani kim yapabilir bunu? Nasıl yapabilir? Yani kimse yapabilir mi bunu? Yani bir tane salatalıktan hakikaten beni çok düşündürdü ondan sonra. Dolayısıyla yani insan aslında hiçbir şey yapmaya muktedir değil ama her şeye muhtaç. Evet. Her şeye muhtaç. Öyleyse sonsuz bir fakirlik içinde. Zaten şöyle şey yapıyorum Fırıncı abi, bu fakir demek yani Samet'in zıttı diyorlar. Yani Samet Allah'ın ismidir. Samet ne? Samet nedir? Her şey ona muhtaç olan, o hiçbir şeye muhtaç olmayan. Fakir her şeye muhtaç olan fakat hiçbir şey ona muhtaç olmuyor. Yani biz bu dünyada varız yoğuz, dünya hani düzeni değişiyor mu değişmiyor. Aynen devam ediyor. Evet. Ama biz yaşadığımız sürece bu dünyanın içindeki her şeye muhtacız. Evet. Ama onun farkına varabileceğiz. O fakirden değil mi? Cenab-ı Hakk'ın esmasını, elek onun değil mi? Samediyetini anlamaya ya, bir kapı. Samediyete evet. aynı olmak ya, diye ya, evet. Ramazan'da. Evet. Yani. Evet. Yememek. Evet. Evet. Peki. Evet. Yani aciz değil mi? Kadir'i Rahim olarak Allah'ı tanımak için bir imkan. Tanımak için. Evet. Fakr Gani'yi Kerim olarak Allahu Samed olarak yine Allah'ı tanımak, etmek. Bilmek için bir imkan. Üstadın hayatından da biraz söz edecek olursak bu kavramlarla beraber neler söylemek istersiniz? Onun hayatı sanki zaten bir oruç halinde geçti desek doğru bir şey söylemiş olur muyuz? Kanaatkarlığından, azla yetiniyor olmasından hareketle. Evet, yani Hazreti Üstad yani 9 yaşında sonra annesini görmemiş. Ya ben hakikaten bugünlerde onu düşündükçe Üstad'a çok daha fazla acımaya başladım. Ya şefkat tarihinden gidiyorsunuz şurada. Yani hakikaten 9 yaşında bir çocuk ayrılıyor evden. İlim tahsili için ayrılıyor. Tahsil için ayrılıyor. Ve nasıl bir şey be subhanallah diye şey diyorum. Ve hep yani o aciz ve fakirlik ve şey içinde ama öyle bir zengin ki ondan sonra her şeye sahip sanki öyle bir halet ruhiyeyle hayatta yaşıyor yani ve hiçbir şeye sanki muhtaç değil. Nereye gitse bir camide yatıyor, kalkıyor. Burdur'da olduğu gibi. Burada. Evet. Yani bir şey bu diyor fe subhanallah. Biz ise mutlaka bir şehre gittiğimiz zaman ya hangi otel daha şeyimize uygun ondan sonra diye. Üstad ise bir şehre gittiği zaman yani mesela şeyden getirilmiş Van'dan Trabzon'da İskender Paşa Camii herhalde orada kalıyor. Fakat İbrahim Cudi Bey alim bir zat. Risale-i Muallim Cudi diye geçer. Muallim Cudi. Evet. İşte. Evet. Ondan onu şey edince, görünce ondan burada olmaz diye alıp evine götürüyor. Ondan sonra o şartlarda üstada sahip çıkmak da tehlikeli bir şey. Ondan sonra yani ondan sonra ve şey ettim, araştırdık. Güzel. Onun adına bir okul var Trabzon'da şimdi. O Malim Cudi ve kendinin kabri gayet mükemmel şey edilmiş. Ondan sonra Allah razı olsun. Her neyse böyle bir gani bir zat.
ondan sonra. Fakat aciz ve fakir ve şefkat içinde insanlara daima şefkat. Yani düşünün, Barla'da Bayram abiden dinlerdik. Bir dilsiz bir zat var, yarı dilsiz böyle. Herkesten sigara istiyor. Ondan para versen atıyor. Allah'ım sigara istiyor. Sigara ondan. Üstattan da sigara istiyor. Ondan sonra ve Hazreti Üstad her gün kırlara çıkıyor. Ondan kekik otu topluyor, kurutuyor. Gazete kağıdından bir sigara yapıyor. Hazırlıyor, bir şehre koyuyor. O gelecek diye. O da hazır. O geldi mi de hemen bir tane sigara ona veriyor. Evet. Yani Hazreti Üstad gibi. Gönül yapmak. Efendim? Gönül yapmak, gönül nasıl? Olur. Evet yani. Evet. Nasıl bir gönül yapmak şeyi ondan sonra. Yani hakikaten ben bu şeyi, çünkü yani Hazreti Üstad yani Darülhükmet-i İslami azası. Yani padişah ona bir şey diyor, tazim ediyor. Harbiye Nazırı ona Çamlıca'da köşk tahsis ediyor falan. Böyle bir zat bir köyde bir dilsiz bir adamın gelip sigara istemesine cevap vermek için ot topluyor, kurutuyor, sigara yapıyor, hazırlıyor, getiriyor. Gelince bir tane veriyor. Maşallah. Bir de, bir de sadece insanlarla da sınırlı da değil değil mi abi? Orada evet tabii. Yani kedileri var. Kedi. Hatta şey hani fare var galiba eski ev değil mi? Yani fareyi kendisi hani biz yani kovarız evin o değil mi? Yemek koyduruyor herhalde. Yani, değil abi, mi öyle? Evet. Evet. Onlar şey yapıyor onlar. Evet. Böyle çok mahlukata karşı işte bu aciz fakir şefkat tefekkür. Ki onlar birbirini izliyor değil mi abi? Aciz evet. Fakir şefkat, evet, o hepsi de tefekküre zaten bize evet. Gidiyor. Birbirini tamamlıyor onlar. Tamamlıyor yani birbirinden yani. Kopuk da değil. Evet. Yani aciz ayrı bir yol, fakir ayrı bir yol değil. Aciz, fakir, şefkat, tefekkür hepsi şey, birbirini tamamlıyor. Birbirini evet. Tamamlıyor hakikaten. Evet. Yani tefekkür aynı zamanda farklı bir tarafı da şey olduğunu şöyle düşünsek, yani kainattaki varlıkların onun sonsuz kudretiyle, ilmiyle, tecellisiyle, kudretiyle olduğunu anlamak hususunda her birisine ayrı bir nazarla bakmak ve onların rengarenk o çiçeklerin ondan sonra. Yani bir kardeş anlattı da Almanya'da böyle parklarda şöyle 10'ar metre, 20'şer metre karelik o diyelim mavi, kırmızı, yeşil filan çiçekler böyle şeyler. Ortasında da bir heykel var. Bizim kardeşlerden biri demiş o çiçekleri görerek ne kadar güzel değil mi diye bahçıvanı orada şey diyor. O da heykeli diyor zannetmiş. Evet bu heykel çok güzel diye. Ondan sonra ya ben onu demiyorum. Çiçekler. Bu çiçekleri diyorum. Demiş onları dikiyorsun oluyor zaten demiş. Esas heykel. Yani öyle değil işte onlar. Böyle tefekkür böyle. Evet. Peki biz günümüz insanları kusura bakmayın uzat. Estağfurullah. Allah razı olsun. Bunlardan ibret alarak hayatımızda nasıl var edebiliriz üstad gibi? Evet. O tam olarak belki o şekilde olmasa da o tavırları, o hale nasıl erişebiliriz? Buyurun. Zor soru. O yüzden vuracağım yok. Yok. Estağfurullah. Yani şimdi evet üstad gibi zatlar Allah hepsinden bütün alimlerimizden bütün mürşitlerimizden hani razı olsun. Onlar büyük yol açan isimler. Hani bizlere düşen aynısını hani yapmak muktedir olur muyuz? Olamayız. Yani o görüyoruz. Kendimizi tanıyoruz çünkü. Ama yollarında olmak, onların açtıkları hani yolda gitmek. Onlar gibi şey yapamasak da onların yaptığının hani bir şey bir numunesini olsun hani yapabilmek imkanına her zaman sahibiz ki yani üstad ve diğer bütün o güzel insanlar, mürşitler hepsi nedir? Bir yol açmışlar. Hem hayatlarıyla o yolun örnekliğini bizatihi nasıl bir yolda yürünebileceğini bizatihi göstermişler, örnek olmuşlar. Hem eserleriyle
yine değil mi, o yoldan nasıl yürünür, onu dönüp dönüp tekrar bakıp okuyup anlamanın imkan olarak bize eser bırakmışlar. Bir de evet, talebeler yetiştirmişler bize. Talebeler bırakmışlar. Yani evet, bütün bu imkanlar üzerinden inşallah gidebildiğimiz kadar gider. Onların yolunda yürüyebildiğimiz i̇nşallah. Kadar. Yola çıkmak yani meselesi zaten. Yola çıkmak zaten, asıl mesele bence. Evet. Evet. Ki hani bana şu önemli geliyor. Yani üstadın da zikrettiği bir hadistir. Mesela Buhari'de birinci hadis olması, keza Nevevi'de birçok hadis külliyatında birinci hadis olarak seçilmesi hani de anlamlıdır. Yani ne kadar ehemmiyet verdiklerini göstermesi bakımından innemel amalu bin niyat. Yani ameller niyetlere göredir. Evet. Hani Sünnet Seniye Risalesi'nde de mesela üstadımız hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi yapmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi yaşamak, yani onun sünnetini hayatını tamamen rehber etmek meselesini bizim için bir esas olarak koyarken ama bunun niyetinde olmak, bunu bil fiil yapmak. Sahabiler bile muktedir olamamışlar değil mi? Efendimiz gibi yapmaya ki gelip hani şikayetlenmişler kendi hallerinden. Ya Resulallah biz senin gibi olmak istiyoruz ama olamıyoruz diye. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor onlara? Peki siz benim gibi olmayı seviyor musunuz? Seviyoruz. Kişi sevdiğiyle beraber diyor. Yani biz de o yolu sevmek, Allah'a götüren bu yolları sevmek, Allah'a götüren bu yolda güzel insanları sevmek ve elimizden geldiğince fiilen onlar gibi olmaya çalışmak, değil mi? Olamadığımız yerde en azından onun niyetinde olmak, niyetinde olmak, gayretinde olmak. Bana göre sanki evet, böyle bir yol bizim önümüzde gibi gözüküyor. Programımızda her gün aynı zamanda bir manevi değerimizi ele alacağız. Onunla ilgili videolar ekrana gelecek. Üzerine konuşacağız. Dilerseniz ilkine bakalım. Bakalım bugünün ilk manevi değeri. Aslında bütün insanlığı ilgilendiren, herkesin içinden geçtiği belki bir hal olan o ilk değerin ne olduğuna beraber bakalım. Cömertlikle ilgili konuşacağız dedik biraz. Size ilk hangi çağrışımla gelir cömertlik? Neylerle birlikte geliyor? En başta yani neyle geliyor? Çok şeyle geliyor. Cömertlik çokluk, bolluk o manalar içerdiği için. Yani cömertlik deyince de insanın aklına, dünyasına hani çok şey geliyor. En başta cömert bir Rabbimiz var değil mi? Allah'ın bir ismi Cevvat. Yani cömertliğini görüyoruz. Hani işte üç tane şey bizim için sahip, bunları yiyin, bunlarla yaşayıp giderseniz diyebilirdi. Değil mi? Yani nimetlerinin haddi hesabı yok. Sadece dilimizin tattığının haddi hesabı yok. Gözümüzün gördüğünün, gördüm, değil mi? Evet. İşte çiçekler dedi az önce Fırıncı abi. Yani burada bir çeşit, iki çeşit değil. Yani bir renk, iki renk değil ve her bir rengin içinde evet, kaç türlü şey. Mesela en desen, yakın örneği İstanbul Boğaz manzarasının evet, evet, hemen önünde. Mesela bir yeşil, yeşilin kaç türlüsü? Evet. Değil mi? Yani en başta Rabbimiz yani cömert ve cömertliğini hiç sakınmadan kulları üzerinde değil mi evet, arz ediyor. Dolayısıyla da eğer mümine yakışan bir hadisin belirttiği üzere Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan hadisin belirttiği üzere mümine yakışan Allah'ın Esma-i Hüsna'sını ahlak olarak üzerinde taşımaksa cömert olan Rabbimizin kulları olarak bize yakışan da Allah'ın bize cömertliğinin bir nişanesi olarak bize verdiklerini, bu ister mal olur, ister bir kabiliyet olur, ister bir ilim olur, onu Allah'ın sair kullarından sakınmamak. Evet. Cömert olan Rabbin cömert kulları olmak. Bize de yakışan bu. Evet. Onu görüyor. İlk anda aklıma gelen benim bu oluyor. Sizler evet, neler söylemek istersiniz? Evet, yani Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına mazhariyet, Cevvat ismine evet, insanın yani evet bütün şeyiyle
hani şairim merhum Mehmet Akif'in herhalde. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar taci yerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da git diyemem falan diye hakikaten insanı çok şey diyor. İşte insan diğergam olmak. Yani sadece kendini düşünmek değil. Ondan yani cemiyete baktığı zaman bizim çocuklar benim çocuğum. Onlar. Ve onların her şeysiyle bizzat ilgilenmek adeta. İşte ne bileyim şey yani cömertlik deyince ya, şey etmiyor yani hududu yok yani Allah razı olsun. Ben şeylerde eski literatürde vardır onlar. Siz demiş ne yapıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Biz demiş bulunca şükrediyoruz, yiyoruz, şükrediyoruz. Bulmayınca sabrediyoruz. Karşısındaki de çok daha ileri bir arif-i billahmış. Yanılıyorsam Cafer-i Sadık. Evet, bu cevabı verecek olandı. Yanılıyorsam o, evet. Ha, o zaman siz söyle. Estağfurullah, estağfurullah. Ya, İsim olarak say. Lütfen abi, lütfen. Ona demiş, evet. Yani, ya bizi Horasan'ın köpekleri de yapıyor onu. Onu bulunca fukaraya vereceksin. Ondan bulmanca sabredeceksin demiş. Evet. Ondan evet. Sonra yani evet. Cömertliğin bir evet. Şeyi böyle yani. Evet. Evet. Ramazan'la beraber düşündüğümüzde nasıl şeyler söyleyebiliriz? Ramazan hangi anlamda nelere vesile olur cömertlik konusunda? Gerek duygularımız gerek maddi evet. Anlamda. Yani şimdi bir kere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur hadisi. Hani sadaka ile ilgili hadisi öğretici. Yani verecek bir şeyin yoksa ama güzel bir söz. Hatta ne bileyim güzel bir söz söyleyecek kabiliyetin dahi yoksa nedir? Nedir? Bir tebessüm. Tebessümün de bir sadakadır diyor. Yani bir kere bu başlı başına cömertliğin yine az önce Fırıncı'da sınırı yok diyor ya. Yani bu zengin olan elinde olanı verir. Değil mi? Zengin olmayan yine gönlünden ne kadarsa verir ki. Mesela Ensar bu noktada manidardır. Ensar çok zengin değillerdi hani Medine'ye davet ederken muhacirini. Kur'an ne diyor onları tarif ederken İsar hasretiyle? Hani velev kâne bihim hasasa diyor. Hani evet. Kendileri ihtiyaç halinde oldukları halde kardeşlerinin nefislerini nefislerine tercih ederler diyor. Ki hani bu anlamda cömertliğin bir tezahürü olarak mesela sadaka kelimesinin sıdk, sadakat o kelimeyle aynı kökten gelmesi de zaten evet. Başlı başına manidar. Evet. Yani nedir çünkü sadaka verebilmek yani Allah için Allah'ın sair kullarına verebilmek. Hele ki kendisine de ihtiyaçları var iken hani ondan bir kısmı şu dursun deyip bir başkasına verebilmek. Hem bunun için bir kere yani hani Allah'a iman noktasında işte Allah'ın rahmaniyeti, Allah'ın kudreti, Allah'ın gınası, zenginliği, gani ismi, Allah'ın cömertliği yani bütün bunlar konusunda bizim bir emniyete sahip olmamız gerekiyor. Yani bir anlamda biz sadaka vererek aslında imanımızı sadakanın diğer anlamıyla dersek doğrulamış oluyoruz. Evet, evet. Allah'ı ben cevat olarak biliyorum ve dolayısıyla o rahatlıkla veriyorum. Evet. Allah'ın rezak olduğunu biliyorum. Biliyorum. Evet o rahatlıkla evet. Veriyorum. Evet. Allah'ın gınasını biliyorum o rahatlıkla veriyorum. Evet. Evet. Öyle tabii. Yani biz de bir kemal kazanıyoruz böylece. Esma-i Hüsna'ya evet. Rahim ismine bir vuslat elde etmiş oluyoruz kavuşmaya. Evet. Evet. Yani Allah'ın evet. Hoşnutluğunu kazanmak, o evet. Başlı başına evet. Bir nimet. Zaten onun bir tezahürün en başta insan verdiğinde duyduğu huzur hali. Evet. Değil mi? Yani o huzur hali zaten bize peşinen bir ücret. Evet. Ki onun çok daha fazlasını Rabbimiz şey, bu defa cennetinde vereceksin. Sen benim evet. için verdin, evet. Bu da ben de senin, sana veriyorum. Evet. Yani evet. Evet. Yani, evet. Evet. Siz şöyle diyorsunuz bir cümlenizde. Bir röportaj alıntısıydı aslında. Ramazan aslında ruhumuzu da arındırmış oluyor. Yani sadece biz aç ve susuz kalmıyoruz. Ruhumuz da bir yanıyla arınmış oluyor diyorsunuz. Evet. Evet zaten Ramazan en mühim bir hikmeti o arındırmayı
şey yapmak evet. Yani temin etmek yani oluyor. Rabbimiz bizi, bize zorluk olsun diye aç bırakmıyor. Ya. Yani bize kolaylık olsun diye aç bırakıyor. Bize ya. Değil mi? Yani lütuf olarak aç bırakıyor. Niye? Çünkü evet. O arınmanın yolu oradan geçiyor. Oradan çünkü başka türlü olamıyor, yapamıyoruz. Olur. Yapamadığımızı biliyoruz zaten. Evet. Kendimizi biliyoruz 11 aylık halimizi. Evet efendim. Evet. Yani ruhu arındırmak, kalbi arındırmak, evet. Bütün duyguları arındırmak. Çünkü mide diyor tatil işgal edince öbür şey, latifeler de vazifelerini daha rahat yapabilir evet. Hale gelirler. Yoksa midenin gürültüsü diğerlerinin yani, bütün vazifelerini yani. Unutturuyor. Evet, evet. Yani ruh ve melaike bahsinde 29. sözde üstadın söylediği bir şey var. Ceset ruh hesabına hafifleşir. Ya, evet. Pardon şey değil mi? Şey, ruh ceset hesabına kalınır. Hani cesedimiz yani maddi tarafımıza daha ağırlık verince o tarafımız kalınlaşınca ruhumuz zayıflıyor. Ruhumuz zayıflıyor. Yani bir defa o noktada biz böyle bir yemeden içmeden değil mi çekilince mide biraz şey tatile girince bir defa ruhumuz şey arınıyor ve kuvvetleniyor. Bir bayram zamanı mı evet. Demiştiniz siz ruhumuz evet. için? Evet. Ramazan ben diyorum Ramazan Fırıncı abi caiz mi? Diyorum Ramazan'ın tamamı bayram. Sonu da bayram. Ramazan'ın sonunda diyorum bir de fıtır bayramı var 3 gün. 33 gün bayram. Evet. 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 Yani manevi bir bayram olduğunu zaten hissedebiliyoruz. Yani yemediğimiz zaten içmediğimiz zaten. Bu terbiye etme nefsi ruhu terbiye etme şeyi Evliyaullah riyazetle. Yani. Ki Ramazan dışında bile. Ramazan evet. Dışında o riyazeti hep yapmışlar yani. Evet. Onlar. Yani demek ki mideyi tatil yaptırmakta, değil mi? Ruhu inceltmek, arındırmak evet. Ve terbiye etmek ve terakki ettirmek noktası bir sır var ki Ramazan evet. Dışında da var. Evet. Değil mi? Tasavvufta evet, o riyazetleri evet. Duyuyoruz. Evet. Evet. Yani üstadın da belki onların tarzı değil, üstad da bir nevi diyebiliriz değil mi Fırıcı abi? Riyazetle yaşadı. Evet. Evet. Yani onlar. Yani ben işte son 10 senesinde kaç defa sadece şöyle bir sefer tasında şehriye çorbası ondan sonra yani 4-5 defa da yarısını ben yedim Allah'a affet. Allah kahretsin. <kalırsın. gülüyor> Şifa olsun. Yani üstadlarım benim şeyliğim aç gözlülüğümü gördüğü için bana vermiş. Estağfurullah. Şifa olsun. Peki siz yani. Talebelerine neler söylerdi bu Ramazan'ın muhteviyatıyla, orucun manasıyla alakalı? En net hatırınızda kalanlar neler? Şöyle, insanları normal zamanlarda her gece saat 1'de 2'de yani yatsı namazını kıldıktan hemen sonra istirahata çekilir, kalkar her gece 4-5 saat evrad eskarla meşgul. Ama Ramazan'da hiç yatmaz. Ceylan abinin tabiriyle tulum çıkarır diye. Evet. Ondan hiç gece yani akşam namazından başlar. Ondan sonra sabaha kadar başta Kur'an-ı Kerim şeylerini okurdu. Yani sureleri okuduktan sonra diğer tefekkürat ait işte Cevşen-ül Kebir, salavatlar, ondan Evrad-ı Kutsiye dediğimiz Nakşibendi Hazretleri'nin evradı. Onu da ve tahmidiye, hulasatul hulasa, bütün böyle ben hatta Sungur abiye sordum. Başka ne var acaba diye üstadım. Ya bilmiyoruz ki daha neler var ki. Ondan sonra yani Ramazan'da ama şeyde imsak şey deyince yani sahur yapıp imsak kesilince hemen namazı kılar. Kerahat vaktini namazda beklemez. Hemen istirahata çekilir. Her şey yerli yerinde aslında evet. Değil mi? Orada söylediği bir şey vardı galiba değil mi abi? Yani Ramazan'da niye hani gece hiç uyumayıp gündüz uyuyor? Ha, şöyle evet. Orada bir sır var. Şöyle Ramazan'ın gece 24 saati değerli. Yani hı-hı. Bir harf Kur'an'dan okuduğun 1000 kabul ediliyor. Hatta 30.000 kabul edildiği evet. Oluyor. Ama gündüz yani uyusa bile ibadet oluyor oruç olduğu için. Oruç bir ibadet hani. İbadet evet. İbadetle evet. Geçiyor saatler. Uyurken bile ibadet halinde oluyor dolayısıyla değil mi? Öyle diyormuş herhalde evet, değil mi? Evet, evet. Ama gece
bir şeyle meşgul olmayınca o saatler boş geçiyor. Hı, evet. Onu boş geçirmemek için bir şeyle meşgul olmak. Gündüz uyursam zaten ibadet halinde olacağım. Efendim? Oruçlu olduğum için gündüz zaten ibadet halinde olacağım. Evet. Uyusam bile. Tabii ama. Geceyi boş bırakmıyorum. Böylece verimli bir 24 saat geçmiş oluyor. Yani tamamını ibadetten zaman, değerli zaman çünkü. O saatler, yani Ramazan saatleri, geceleri de, gündüzleri de çok değerli. Okunan her bir Kur'an-ı Azimüşşan, çekilen her bir tesbihin şeyleri çok yüksek ona. Ben geçen gün aklıma geldi, huzur-u ilahide mizanda, ondan sonra bir Ramazan'ı doğru dürüst geçirebilsek belki bizi kurtaracak yani. Ondan sonra ağır gelecek mizanda yani. Ondan, çünkü diğer zamanda 10 sevabı var ama Ramazan'da 1000 sevabı var. Ondan sonra yani hakikaten evet biraz. Yani bu Hurevi ticaret pazarı gibi değil mi öyle? Öyle diyor da Ramazan'ın sahnesinde var yani. Evet, evet. Hakikaten evet. Allah. Peki. Kıymetlerini bilmek nasip etsin inşallah. Amin diyelim. Evet. Günümüze geldiğimizde biz Ramazan'da en çok hissedilen, kendi ruhumuzda hissettiğimiz zayıflıklar neler oluyor? Zaaflarımız hangi açıdan neler açığa çıkmış oluyor? Onları nasıl onarabiliriz? Belki biraz onlardan bahsedecek olsak. Bilmiyorum Fırınca. Ne diyeyim? O kadar çok zaafımız var ki. İkindi ezanını dinleyince çok bana tesir etti. Ve dedim ya ne haşmetli bir şey bu ezan ya. Subhanallah dedim. Yani Ramazan olduğu için bunu hissedebildiğimi tahmin ettim yani. Çünkü tamamen Allahu Ekber, Allahu Ekber ile başlıyor. Ondan sonra Eşhedü en la ilahe illallah devam ediyor. Ondan eşhedü enne Muhammed Resulullah. Yani ona da iman etmezseniz ondan gene yolda kalırsınız. Evet. Ondan sonra. Evet. Ve hayyâle selâ, hayyâle felâh. Ondan sonra da gene. Felaha çağırıyor. Felahın yolu ne? Namaz. Evet. 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 Camiye çağırıyor. Evet. Felaha çağırıyor. Evet. Ya hakikaten Şükran'ım da oturuyordu karşımda o anda. Evet. Ondan dedim ya ne muazzam bir şey bu ezan yahu filan diye. Hakikaten Ramazan'ın verdiği bir şeyle insan daha her zaman dinlediğimiz ezan ama bugünkü ezan başka. Daha başka bir kulakla, daha taze bir bakışla bir şeylerin farkına varıyoruz galiba. Oradan dolayısıyla hani iki şeyi Fırıncı abinin anlattığı bu hatıra çok çok önemli. İki manayla bunu yorumlayayım. Bir günde diğerinde, diğer aylarda, diğer zamanlarda kendimize göre bir plan yapıyoruz. Yani tabirindeyse yani Allah'ın bizden istediği planın yanına hani yeni planlar kendimize ekliyoruz. İşte gündelik koş, iş, güç, şuraya gideceğim, oradan şuraya gideceğim. Namazları araya maalesef sıkıştırıyoruz. Yani Ramazan'da ise biraz daha yani orucun verdiği bir böyle maddi anlamdaki biraz kuvvetten düşmeyle birlikte bir defa diyeyim daha oruç ve namaz odaklı olarak yani program yapıyoruz. Yani kendi programımız yerine günlük yani Allah'ın bizden istediği yani programa daha hani uygun bir şey seyir izliyor bir günlerimiz. Program haline geliyor. Evet. Sanki yani, bunun başlı başına bir şey var, öğrettiği bir şey var. Bunun bir bereketi var sanıyorum. Yani diğer günler içinde belki bir ders çıkarmamız lazım. Yani bu noktada hani namazı araya sıkıştırmak değil, namazı merkeze almak, diğer işleri hani namaz etrafında hani planlamak diye, Ramazan'da olduğu gibi diyerek diğer zamanlarımız için böyle bir ders çıkarabiliriz. Yani zaaf dediniz ya belki böyle bir büyük zaafımız var. İki, o şeyin içerisinde de özellikle yeme içmeler anlamında çok yük alıyoruz kendimize ve çok meşgul ediyoruz kendimizi. Hele ki biz erkekler hani yeme içmeyi daha az beceren insanlar olarak hani yapabilmeyi hani yeme içmeyi iyi beceriyoruz da şey hani mutfak yapmayı hazırlama. Yani bu defa sadece yani kendimizle ilgili değil yani
evde hanımlar çalışıyorlar, mutfakların vakitlerinin olabilenden daha fazla bir kısmını hani mutfakta geçiriyorlar. Dolayısıyla erkek olsun, kadın olsun, hepimiz yani bence şey aldığımızdan daha fazla yük alıyoruz. Yani temel ihtiyaçlar, yeme içme noktasında. Onlardan uzaklaşabildiğimizde nelerle karşılaşacağını ve ne gibi nimetlerin bize açılacağını da bence işte Fırıncı abinin ezan hatırasında olduğu gibi yani Ramazan'da görüyoruz. Yani biz biraz azaltabilsek dünyevi ve maddi yükleri üzerimizden aslında yani o kadar yani manevi rızkın, nimetin farkına varacağız ki onlar zaten var da yani biz ağırlaştığımız için, bizim yükümüz ağırlaştığı için veya o yükler içerisinde koşturmaya kulaklarımız da ağırlaştığı için fark edemiyoruz. Evet. Ramazan bir imkan fark etmek için. Evet. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir kasidemiz var. Hep birlikte ona kulak verelim. Herkes bilmez gökte ne var. Görür onu göz sahibi. Parıldıyor güneş kadar, hakikati umman gibi. İster gönül elbet huzur, ahir demde etmiş zuhur. Alemlere doğmuş o nur, gökten inen ferman gibi. Ferdiyeti el-hak ayan, odur gönüllere sultan. Var mı bilmem ulu bürhan, bu bediüzzaman gibi. Lisanından saçılır nur, cinni okur, insan okur. Nuru cennet işte bu nur, gönüllerde canan gibi. Ahir zaman esrarını, ihbar-ı gayb envarını, attı alem ekdarını, doğdu şems-i taban gibi. Semavattan rahmet indi, akan gözyaşları dindi. Küfrü dalal yıldı, sindi. Görünmeyen şeytan gibi. Söndü hain faaliyet. Yıkıldı o deccaliyet. Halas buldu İslamiyet. Tahta çıkan Hakan gibi. Ey yareli şiir-i ciyan, bu hab-ı gafletten uyan. Alemlere devr-i ümran, asr-ı nüzul-ü furkan gibi. İklimlerde eman yeli eser, gönüller neşeli. Öpsem o gül kokan eli, o bülbül-ü handan gibi. Ademoğlu necat arar, hak daveti nurlarda var. Ey şehriyar-ı şehriyar, sensin bize sultan gibi. Arşa çıkmeli ahir zaman, sensin mahbub-u müstean. Feda sana bu cism-i can, hak yolunda kurban gibi. Sayır, ruhu fürür, kokun eser. Ufkumuzda oldun seher, tam ağıran bir tan gibi. Ey cilvesi zahir rahmet, bari bizlere imdad et. Kulun olmak diler elbet, bahçenize fidan gibi. Pes gönlümüz hep, daim pes. Ey ağlayan feryadı kes, boş geçmesin hiçbir nefes. Allah bes, gayrı heves. Sohbetin son demlerindeyiz. İftara sayılı dakikalar kaldı. Hemen sohbete devam edelim istiyorum ben. Programın başında bugün şu konu etrafına şekillenecek demiştik. Aç, fakr, şefkat ve tefekkür. Evet, Allah'a götüren bir yol olarak. Evet, hepsi bir bütün evet. diye bahsettik. Evet. Üstadın Risale-i Nur metinlerinden bir alıntı yaptık ama dedik ki bunun aslında Kur'an'dan mülhem olduğunu söylüyor kendisi dedik. Evet. Buradan evet. bahsedecek olursak neler söylersiniz? Fırıncı abi evet. söylemişti bunu yani evet. Akışın içinde Allah razı olsun. Evet.
Yani evet. Üstad değil mi? Kendi karihasından ürettiği bir şey değil şey, diye demiştiniz. Evet, yani evet. Kur'an'dan evet. Aldım, evet. Aldım diyor. Yani evet. Şey. Yani zaten bütün hak tarikatlar da Kur'an'dan evet, almışlardır evet. Der evet. Onu. Evet. Ben de Kur'an'dan aziz, fakir, şefkat, tefekkür şeyini. Şefkatin aynı zamanda yani diğer o muhabbet şeyinde ki tarzla çok farklı olduğunu. Evet. Şefkat yani şefkat mesela bir anne kendi çocuğunu sevdiği gibi bütün çocukları da evet. Kendi çocuğu gibi sever. Ama mesela bir aşık gözü başkasını görmez. Başkasını görmez. O yüzden yani şefkat o bir yerde kalmıyor. Evet. Oradan başlıyor değil mi? Ya, evet. Her yere yayılıyor. Her yer evet yani. Evet. Şefkatin böyle bir şumullü, geniş bir şey evet. Var yani ondan evet. Sonra. Hatta 8. mektupta Üstad yani Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a olan evet. Rikkatinin evet. Şefkat olduğunu, evet. Muhabbet evet. Olmadığını evet. Ona, evet. Orada evet. Şey İmam Rabbani Hazretleri'ne evet. Şeyler yani, tekellifli evet. Bir tevildir. Üstad yani, evet evet diye şey yani gibi. Dolayısıyla bir nevi yani 8. mektuptan hareketle misal şunu da diyebiliriz herhalde değil mi abi yani deyim yerindeyse Üstad şefkat mesleğini Yakup Aleyhisselam'dan Kur'an'ı ya. Yakup Aleyhisselam'dan almış ya. Ve öğrenmiş. Ya. Evet. Mesela tamam, diyebiliriz aynı şey galiba mesela fakir mesleği Hazreti Musa'nın işte Mısır'ı terk etmiş. O yani yabancı bir yerde hani hiçbir o şey kuyu başında hiçbir şey yok, sığınacak hiçbir şey yok. Yaptığı dua Allah'ım hani fakir kelimesi olarak geçiyor zaten. Senden gelen her hayra fakirim yani senden gelen her hayra muhtacım diye. Mesela diyebiliriz ki bu noktada Musa Aleyhisselam'ın evet, demesi evet, yani. Evet, fakir evet. Mesleği diye. Fakir mesleği. Evet, neticede evet. Bütün hepsi Kur'an'dan ve peygamberlerin değil mi, örnekliğinden evet, alınmış derse. İbrahim Aleyhisselam'ın evet. Hacer Valide'yi evet. Çocuğuyla beraber bırakıp evet. O şeyde giderken Hacer Ana diyor, Allah mı emretti senin gitmeni evet. Yoksa kendin mi gidiyorsun? Evet. Allah emretti, o zaman gitti. Evet, o kadar. Evet. Fakat, evet. Fakat o da dağ başında evet. Hiçbir şey yok. O iman. O iman nasıl evet. Böyle? O teslimiyet. Tabii kül yani, evet. Hakikaten. Evet. Yani. Evet. Yani hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mağarada Ebu Bekir radıyallahu anh. Evet. La tersen inna Allah'a mana. Halbuki müşrikler gelmiş adım, kapıda. Evet yani 2 metre bile yok aralarında. 2 metre yok onlar. Evet. Korkma Allah bizimle beraberdir. Evet. Esmaullah. Evet. Çok bugün okudum da orayı. Evet. Çok ya. Şey ben de hakikaten tesir etti. Efendim evet şefkat yani hakikaten çok geniş şumullü bir insan olmanın şeyi vesilesi insanda şefkat olunca her şeye karşı yani evet. Bütün mahlukata karşı evet. Şefkatle mücehhez olan insan o zaman cemiyet kendinden yani. Nizama yani. Girer kendinden evet. Şey eder yani yani çünkü şefkat hani başkasının acısını anlayabilme, başkasının derdiyle hemhal olabilme yeteneğini de insana aynı veriyor. Zamanda. Yani. Evet. Evet yani. Evet. Evet. Şimdilerde biz biraz böyle günlük hayattan empati olarak da dile getiriyoruz evet. Ama onun daha geniş kapsamlısı aslında evet. Değil mi? Öyle evet. Karşımıza çıkıyor. Evet. Ben hani kaldım. Onun mesela empati kelimesini yani kötü bir kelime değil elbette. Yani iyi niyetlerle kullanılan bir kelime. Ama evet. Bizdeki o hemhal olma, hemdert olma. Evet. Hani kelimesi bana daha böyle evet. Daha kuşatıcı daha ve kuşatıcı aynı zamanda da şey yani daha sıcak geliyor. Evet. Evet. Tüm bu bahsettiklerimiz ışığında İslam alemine bakacak olursak günümüzdeki evet. Acılarımıza evet. Evet. Yüzümüz dönüp bakacak evet. Olursak neler söylemek istersiniz? Tutunmamız için aslında tam olarak da bunlara mı ihtiyacımız evet. Var bizim? Evet. Yani Fırıncı abi ne diyor? Yani merak ediyorum. Ben bir cümleyle tamam. Sadece söyleyeyim. Ondan sonra onu inşallah deyin. Ben şöyle görüyorum. Aslında biz acılarımızla
birbirimizin farkına varıyoruz. Acılarımızla, üzüntülerimizle bir ümmet olduğumuzun farkına varıyoruz. Hani o anlamda evet acı yaşıyoruz, üzülüyoruz bunlar ama hani belki daha farklı durum olsaydı, müreffeh vesaire olsaydı ümmet belki yani bu milliyetçilikler çağında, ulus devletler çağında belki dönüp birbirimizin yüzüne bakmazdık. Bence o acılar, o üzüntüler inşallah bizi kardeş olduğumuzun idrakine sevk ediyor. O idrak geliştiğini nispetle de Rabbimiz inşallah o acıları da üzerimizden kaldırır. İnşallah. Evet, evet. İnşallah. Evet, yani şeyin şefkat duygusu insanlarda insan olmanın da yani şuuruna erme bakımından çok mühim bir şey. İnşallah bütün insanlara, bütün Müslümanlara Cenab-ı Hak bu şeyi daha fazla ihsan etsin, lütfetsin. Ama zaten her insanda var olan bir şey ama bunu çeşitli şeyler maalesef perdeliyor. Ama bir diyelim ki işte dünyada gelişen hadiseler bir zelzele oluyor ondan. Ben şey diyorum, Adapazarı zelzelesinde Amerika'dan oradaki Müslümanlar hem aralarında para topluyor, evet, hem eşya topluyor ve buraya bir elemanla gönderiyor ondan sonra. Evet. Ve buradaki insanların imdadına yetişmek için. Evet. Yani onları ben doğrusu tebrik ettim. Ben de yardımcı oldum onlara ulaştırma, şey etme bakımından. Doğrusu evet, şefkat çok şumullü. İşte Amerika'daki insan buradaki insanları düşünüyor ve onların ihtiyacına cevap verecek çareler arıyor. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı ve sevimli bir şey mesela. Evet, evet. Bir yandan da ezanları duymaya başladık. Şimdi ikindi ezanı demişti Fırıncı abi, ikindi ezanı, yani Ramazan'ı bir başka dinledim diye. Evet. Akşam ezanı da Ramazan'da bir başka özleniyorum. Heyecan çok daha başka. Evet. Bugün Allah kabul buyursun. Çok teşekkür ederiz. Biz konuk olduğumuz için, sizleri ağırlama şerefine nail olduğumuz için çok mutluyuz bizler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şehri Ramazan bugünlük veda ediyor. Siz sevgili seyircilerimize de çok teşekkür ederiz bugün burada bizimle beraber olduğunuz için. Yarın tefekkür konusunu konuşacağız. Bambaşka bir konuğumuz olacak. Ama evet, bir hediyemiz var. Hemen onu da takdim edelim. Ezanın heyecanıyla unuttum diyelim. Allah Allah. Böyle bir hediyemiz var. Ya, ya kayın. Bize mi? Evet. Yani evet. Peki efendim. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Ya hayır ya kayın. Ben şimdi de bugünlerde yani iki hay ve kayyum ismi üzerinde çok okuyorum. Evet. Yani tevafuk, ne güzel bir tevafuk olmuş. Yani, evet. Tekrar Allah çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür. Yarın aynı saatte Üsküdar'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'ım, bu birinci gün, birinci oruç, birinci iftar. Lütfunla bir Ramazan'a daha kavuştuk. Bu öyle bir lütuf ki, oruçla süslenmiş. Bu öyle bir oruç ki, rızanı aramakla talihli. Bu oruç, sana ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlatıyor bize. Mağfiretine ne kadar susamış olduğumuzu. Susuzluk nedir ki Allah'ım, sana muhtaçlığımız yanında? Gafletten büyük gıdasızlık var mı insan kalbi için? Dileriz, bu açlığımız diğer açlıklarımızı fark etmemizin de vesilesi olsun. Ve dileriz bu açlık, açlıklarımızın sonuncusu değil, ilki olur. Çünkü biliyoruz, sen kime istemek vermişsen, ona vermeyi istemişsin. Kimde açlık yaratmışsan, onun açlığına göre isimlerinle tecelli etmişsin. Bizi hakkımızda hayırlı olana aç kıl Allah'ım. Amin.